Akropolis'in kutsal yoluna doğru ilerlediğinizde Propylea adındaki giriş kulübesine gelmeden hemen önce güzel ve küçük iyonik yapılı bir tapınak görürsünüz. Athena Nike Tapınağı. İçinde de her tipik Yunan tapınağında olduğu gibi Athena Nike tanrıçasının bir heykeli bulunmaktadır. Bu Athena heykeli zafer ve savaşla özdeşleştirilmiştir. Nike zafer anlamına gelir. Heykelin bulunduğu yer oldukça tehlikelidir. Ve eskiden insanlar buradan düşebileceklerinden endişeleniyorlardı. Ve bu nedenle yapıya bir trabzan, diğer adıyla parapet eklendi. Bu parapet küçük figürlerle oyuldu. Öyle ki parapetin boyu yaklaşık 120 santimi geçmiyordu. Bir çeşit trabzan olan parapet aslında insanların yürüyebileceği bir yerdir. Fakat bu parapet içerideki insanlara dönük değil de yukarıdaki yürüyüş yoluna dönüktür. Bu yüksek rölyeflerde gördüklerimiz zaferin kanatlı figürleri olan bir dizi Nike tanrıçasıdır. Bunlardan en ünlüsü sandaletini düzelten Nike figürüdür. Hiçbir zaman sandaletini çıkarıyor mu yoksa giyiyor mu emin olamadım. Ama sanki sandaletini çıkarıyor. Bağcığını çözüyor ki sandaleti ayağından çıksın. Çünkü kutsal yolda yürüyecek. Burada ise dengede olmayan ifadesiyle tanımlayabileceğim bir figürümüz var. Bir ayağını bağcığını çözmek için kaldırıyor. Diğer bacağı ise bükülmüş ve kendisi öne doğru eğilmiş. Fakat sol eli de denge kurmasına yardımcı olmak için yukarı kalkmış. Ve kanadını da sol kolunun hemen arkasında görebilirsiniz. Dikkatli bakarsanız aslında iki kanadı olduğunu göreceksiniz. Bunlara sahip olması iyi bir şey. Çünkü bunlar dengede kalmasına yardım ediyor. Bu gerçekten çok ilginç. Çünkü yüksek klasik dönemde figürlerin daha rahat ve hatta dengesiz görünmesine dikkat edildiğini görüyoruz. Aynı söylediğim gibi bu figürde de bu durumun doğuştan biçimsiz olan bir örneğini görüyoruz. Düşünürseniz örneğin klasik dönem heykellerinin tipik bir örneği olan Doriporos'ta vücudun bir tarafının diğerini kontraposta dengelediğini sezdiren bir görüntü var. Burada da figürün dengesiz formunun bilinçli olarak vurgulandığını görüyoruz. Bu eserin tarihi ise yaklaşık olarak M.Ö. 410 yılına denk geliyor. Yani şu an 100 yılın bir diğer tarafındayız. Sanatçının vücutla kumaş arasındaki ilişkiyi klasik bir şekilde işlediğini ve vurguladığını görüyoruz. Kumaşın bu klasik ele alınış biçimini konu ettiğimizde aslında eserlerini Partenon'un heykellerinde gördüğümüz Fidias'ın tarzına değinmiş oluruz. Özellikle kumaşın vücut formlarına sarıldığı ve karışık kıvrımlar yarattığı eserlerde bunu görürüz. Fakat genelde bu kadar açık olmazlar. Bu ise Akropolis'te gördüğümüz en erotik sanat eserlerinden biridir. Parthenon'un eserlerinde, örneğin pediment heykellerinde kumaşın vücut formlarını takip ettiğini ve etrafında katlandığını görürüz. Bunu özellikle Three diye bilinen heykelde görmeniz mümkündür. Fakat burada kumaşın transparan olduğu hissedilir. Kumaşın altındaki çıplak vücudu görebiliriz. Sol kalçasının ve göğüslerinin nasıl sergilendiğine bakın. Karın bölgesi oldukça transparan fakat bir de kollarında toplanan kıvrımlara dikkat edin sanatçının kumaşın ağırlığını hissettiren küçük bileler yarattığını görebilirsiniz. Sol omzu çıplak fakat sağ omzunun örtülü olduğunu görüyoruz. Her iki durumda da vücudun hatlarını görebiliyoruz. Daha sonra ise sanat tarihçilerinin zincirleme katlama olarak adlandırdığı hareketi görüyoruz. Bunu gözünüzde şöyle canlandırabilirsiniz. Bir zinciri sarkıtacak şekilde tutuyorsunuz ve o yer çekiminin etkisiyle yere düşüyor. Bu aynı zamanda gölgelerin kullanımıyla birlikte bacaklarının arasındaki bölgeye dikkat çekmektedir. Burada belirgin bir şekilde erotizm görülür. Sandaletini düzelten Nike, parapette yer alan panolardan sadece biridir. Bir diğer panoda bir hayvanı kurban etmek üzere onu tatlılıkla kandıran iki Nike figürü, bir diğer adıyla Nikai'yi görürüz. Bir diğerinde ise askeri bir zafere ödül sunan Nike figürleri görüyoruz. Yani tüm bunlar Akropolis ve Parthenon bağlamında askeri zaferlerin önemine dikkat çeker. Sadece Perslerin zaferinden sonra değil, aynı zamanda Sparta ile olan yıkıcı Pelopone Savaşı'ndan da çok sonra değildir. Şunu da eklemek gerekirse Sparta, Atinalıların uzun süre boyunca ezeli rakibi kalmıştır.